Cümleten herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün yine koyunlarımızın yanına geldik. İşten çıktım. Üstüm başımı değiştirdim. Her zamanki gibi çoban elbiselerimizi giydik. Koyunlarımızın yanına geldik. Bugün sizlerle birlikte güzel bir video çekelim dedik yine arkadaşlar. Bugün bir tane koyunumuz doğurdu yine bizim. Artık her gün koyunumuz doğurdu, koyunumuz ikiz doğurdu, koyunumuz üçüz doğurdu gibi videolar atmaktan ben sıkılmadım. Ama siz izleyiciler sıkılmış olabilirsiniz. Sizlere de hak veriyorum. Neden ben sıkılmadım arkadaşlar? Artık koyunlarımız doğurmaya başladı. Koyunlarımıza 5 aydan beri bakıyoruz. Artık doğurmaları bize bu işin en zevkli tarafı diyebilirim. Onun için ben sıkılmadım ama siz izleyiciler sıkılıyor olabilirsiniz. Lütfen kusura bakmayın. Sizlerden özür diliyorum böyle videolar attığım için her gün. İnşallah bakalım doğumlar bitsin de artık. Ama sizleri de bir yandan bilgilendirmek istiyorum. İşte koyunlarımız, kaç tane koyunumuz var? Ben diyorum ki 30 tane koyunumuz vardı geçen sene. 60 tane kuzu aldık. Yani ya da ne bileyim 40 tane kuzu aldık. Ama inanmayanlar oluyor. Onlara canlı şekilde göstereyim dedim. İşte koyunumuz, kaç tane koyunumuz ikiz doğurdu, kaç tane koyunumuz tek doğurdu. Böyle videolarla sizleri bilgilendirmek istiyorum. Canlı canlı olarak da inandırmak istiyorum arkadaşlar. Aslında kimseyi inandırmak zorunda değilim ama ne bileyim 2 tane 3 tane abimiz çıkıyor diyor ki işte 40 tane koyundan 70 tane kuzu alamazsın. İşte biz de bunu ispatlamaya çalışıyoruz kendi çapımızda. İnşallah bakalım bunu da böyle canlı bir şekilde her gün sizlere video atarak, her gün koyunlarımız kaç tane doğurduğunu göstererek, yani yalansız bir şekilde sizlere videolar hazırlamaya çalışıyorum. Bugün yine bir tane koyunumuz doğurdu. Erkek ve güzel bir tane kuzu yaptı arkadaşlar. Babam koyunlarla beraber yaylıma gitmiş. Babam yaylımdan geldikten sonra burada işte koyunlara sılaj vereceğim ben şimdi. Sılaj yiyorlar koyunlar. Hem merada hem de meradan geldikten sonra geceler uzun olduğu için artık böyle çerez niyetine koyunlarımız burada yemeye devam ediyor. Arkadaşlar şimdi bir de şöyle açıklama yapayım dedim. Biz eskiden böyle ikiz kuzuları, üçüz kuzuları bakmazdık. Mesela koyunumuz ikiz doğurunca o ikiz kuzunun bir tanesini bir tane inekçi abimize ya da bir tane çobana verirdik. Nedeni ise koyunlar tek doğurduğu zaman kuzuyu daha hızlı büyütüyor ve süte daha hızlı başlıyorsun. Yani 2 ayda büyütüyor. İkiz oldu mu mesela 3 ay emzirmek zorunda kalıyorsun kuzuyu. Ama tek olduğu zaman kuzuyu 2 ay emziriyorsun. 2 aydan sonra artık kuzu kaşığına atıyorsun ve koyunu sağmaya başlıyorsun. Eskiden babalarımız, dedelerimiz tabi çok zamandan beri hayvancıyı, 40 seneden beri, 45 seneden beri hayvancı. Onun için böyle düşünüyorlarmış, böyle yapıyorlarmış ama artık devir değişti. Artık kuzular eskiden herhalde kuzu mu para yapmıyordu, artık neden böyle bir şey yapıyorlardı bilmiyorum ama ya da süte mi döne çalışıktı çok bilmiyorum artık ama ikizleri hatta üçüz kuzularımızı bile ayırıyoruz. Ağırımızda yani 300 olsa bile biberonla emziriyoruz, bir başkasına satmıyoruz. Eskiden mesela ikiz kuzunun bir tanesini 100 liraya satarlarmış, 50 liraya satarlarmış. Daha annesinden doğar doğmaz böyle 2 gün 3 gün emziriyorlarmış. Ondan sonra 100 lira 150 lira her neyse satıyorlarmış. Geçen sene biz de sattık. Bir tane koyunumuz burada 400 doğurmuştu geçen sene. O 400'ün bir tane kuzusunu sattık. Hatta 2 tane kuzusunu sattık ki çok hayvan olduğu için, çok kuzu olduğu için işte sayada bir de koyunlar bir anda doğurmaya başlıyor. Sapıtıyorsun arkadaşlar, bir tane kuzuyu diğer koyuna tutup emzirmek bile zor geliyor. Tabii bir tane koyuna da hak veriyorum. 4 tane kuzuyu nasıl emzirsin ya da 5 kaça emzirir artık 4 tane kuzuyu emzirmesi zor olur. Hem de koyun biter arkadaşlar. Sürekli mesela içeride doğurduğu koyun bizim geçen sene ikiz doğurmuştu. Bu sene tek doğurdu. Ondan önceki sene ikiz doğurmuştu. 2 seneden beri ikiz yapıyordu ama bu sene tek yaptı. Biz bu koyunu tek yaptı diye satalım mı? Tabii ki de hayır. Çok güzel bir koyun. Sütlü koyun. İri koyun. Böyle yani. Şimdi koyunlarımıza bakalım dedim. Yeni doğuran koyunumuz meraya çıkmamış. Babam koyunu burada kapalı bırakmış. Bir iki gün burada koyun kalıyor arkadaşlar. İçeride bakıyoruz koyuna. Ondan sonra artık meraya çıkıyor. Diğer kuzularımızı da kaşağımızı yaptık. Yani kuzu bölmemiz dediğim şeyi yaptık. Biz kuzulara bakarız şimdi. Yeni kuzu bölmemizde.
kuzulara 21 günlükken artık yem vermeye başlıyoruz. Besi yemi veriyoruz arkadaşlar. Besi yeminden sonra da artık kuzular yemeye başlıyor 21 günden sonra. 2 ay falan emziriyoruz kuzuları annelerine, hem de içeride besi yemi veriyoruz. 2-2,5 ay olunca da erkek kuzuları bizim burada Balıkesir Havran'da pazar yeri oluşuyor. Hayvan pazarı denilen yer. Hayvan pazarında kuzularımızı satıyoruz. Hatta hiç pazar yerine çıkarmaya bile gerek kalmıyor ki. Bizi tanıyan abilerimiz var, işte amcalarımız, dedelerimiz var. Geliyorlar bizim ahırımıza, diyorlar ki işte Nuri kaç tane kuzu var, erkek kuzu var elinde. İşte diyorum ki abi 30 tane erkek kuzu var elinde. Tamam ben gelip bir bakayım kuzulara kaç liradan fiyat biçersin ya da kaç lira diyorsun. Gel abi bak diyoruz, kuzuların başında anlaşırız diyoruz. Geçen sene 700-800 lira arası verdik bütün erkek kuzuları. Yani ahırımızda pazar yerine çıkarmadan verdik. Bu sene bu tabi kuzu koyun daha çok para yaptı. Onun için bu sene erkek kuzuları en aşağı 2-2,5 ay emzirdikten sonra 1000 liradan aşağı satmayız arkadaşlar. Dişileri ise ayırırız. Geçen sene bir 30 tane dişi kuzu ayırmıştık. Koyunlarımızın arasına kattık. Artık onlar da bu sene koyun oldu. Anneleri kadar oldular. Hatta bu sene artık koça da gelmeye başladılar. Yaklaşık olarak bir 16-17 tane kuzumuz da koça geldi. Ama o kuzularımız, koça gelen kuzularımız da ne zaman doğuracak diye sorarsanız Mart-Nisan aylarında anca doğuracak arkadaşlar. Biz şimdi koyunlarımızın bir anda doğurmasını istiyoruz. Neden diye sorarsanız koyunlarımız bir an önce doğurunca arkadaşlar, hepsi bir anda doğurunca kuzuyu çabuk bozuyoruz. Mesela 2,5-3 aylıkken bütün kuzular yetişmiş oluyor. Dişi kuzuları artık bir tarafa ayırıyoruz. Erkek kuzuları ise bir tarafa ayırıyoruz. Erkekleri satıyoruz. Dişileri yaklaşık olarak bir 3 ay içeride bakıyoruz. Besi yemi veriyoruz, arpa veriyoruz, buğday veriyoruz. Gerekli bütün malzemeleri sağlıyoruz. Ondan sonra da dişileri 3 ay sonra annelerin içine katıyoruz artık. Onlar da anneleriyle beraber meraya gidip geliyor ama artık annelerinin kokusunu unutmuş oluyor, annelerini unutmuş oluyor. Bunun için annelerini emmiyorlar. Tabi aralarında mesela bu sene 2 tane 3 tane kuzumuz annesini unutmamış. Annesini kuzu 5-6 aylık oldu artık, hala da annesini emiyordu. Tabi onlar da artık koça geldi, annesinde süt kalmadı, anneleri ikinciye doğuracak. Kendilerini emzirmeye izin vermezler. Erkek kuzuları dediğim gibi 2,5 aylıkken satıyoruz arkadaşlar. Artık gerdele geçiyoruz. Yani gerdel dediğiniz şey ise bizim burada süt. Sütümüze geçiyoruz, süt sağmaya başlıyoruz. Burada geçen sene litre fiyatı 6 liraydı sütün. Kapımızın önüne gelip buradan sütçü sütümüzü alıyordu. Yani günlük olarak 60 litre, 70 litre, 80 litre sütümüz oluyordu geçen sene. Bu sene tabii bu biraz daha fazla olur. Çünkü geçen sene kuzularımız kaldı, 16 tane yeni koyun aldık. Onlarla beraber bakalım bu sene süt fiyatı da artar, kendi sütümüz de artar. İnşallah güzel güzel böyle devam ederiz, üretmeye devam ederiz. Sizler de bizi destekliyorsunuz. Biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz kendi çapımızda. Böyle devam ederiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi içeriye girelim. İçeriye girmeden önce yeni başlayacak arkadaşlarımıza işte gerek sosyal medyadan, gerekse Instagram'dan, gerek Facebook'tan, gerek her yerden, telefon numaramdan, gerek mesaj atarak, gerek WhatsApp'tan arayarak bana ulaşıyorlar. Ya elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Hatta bundan sonra daha çok yardımcı olmaya çalışacağım ki kitlemiz büyüdü. Ben de inanıyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar bize güveniyor, şey yapıyor. İnşallah sizin güvencenizi boşa çıkarmayacağım. Elimden geldiğince sizlere yardım etmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi içeriye girelim, koyunumuza bakalım. Oradan direkt kuzu kaşağımızı göstereyim sizlere, kuzularımızı ayırdık dedik. Böyle bir video çekelim dedim. Bugün biraz fazla konuştum sanki, kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi içeriye girelim, kuzularımıza ve koyunlarımıza bakalım. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Bundan yaklaşık 35-40 gün önce 10 top sılaj almıştık arkadaşlar. 6 top sılajımız gitti. Şu an 4 top sılajımız kaldı. Bu topların tanesi 180 lira. Yani 10 topu 1800 liraya almıştık. Şu an 4 tane topumuz kaldı. Her gün koyunlarımıza meradan geldikten sonra böyle sılaj veriyoruz. Nedeni ise koyunlarımız ağır gebe. Doğuracak koyun her zaman tok olması lazım. Hem merada hem içeride. Yani çerez gibi bir şeyler yemesi lazım. Onun için biz de koyunlarımıza burada hem içeride hem dışarıda bir şeyler vermeye çalışıyoruz bakalım.
Şimdi doğuran koyunumuzun yanına gidelim. Sizlere doğuran koyunumuzu göstereyim. Evet, koyunumuz doğuralı yaklaşık olarak bir 40 dakika falan oldu arkadaşlar. Artık kuzumuzu görmüş olduğunuz gibi yalayarak kuruttu. Maşallah demeyi unutmayalım. Kuzumuz sağlıklı. Annesinin yanında yatıyor. Henüz daha ayağa kalkmış herhalde ama uykulu gözlerle bizlere bakıyor. Şöyle annesi kaldırdı, bakın görmüş olduğunuz gibi. Vura vura. Koyunumuz da burada. Şimdi annesi, babam geldikten sonra kuzuyu bir emziririz. Annesine tabi, annesi emememiştir onu ama. Annesine emememiştir o. Koyunumuz bu şekilde erkek bir kuzu dünyaya getirdi. Yine babam dedi ki bu kuzuyu dedi koçluk olarak bırakalım dedi ama ben dedim baba dedim gerek yok. İzleyiciler dedim kızıyor, ikizlik üçüzlük olan kuzulardan bırakalım dedim, koçluk. Böyle bir diyalog geçti aramızda. Onu da buradan belirteyim dedim. Kuzumuzu, koyunumuzu gösterdik. Şimdi diğer yapmış olduğumuz kuzu kaşağımızı göstereyim dedim. Artık kuzuları buraya kapatıyoruz. Sonuçta. Maşallah maşallah maşallah. Anneleri merhaba. Kuzular da artık böyle burada kapalı. Yatıyorlar hepsi. İlk doğuran kuzumuz bu. Hemen kendini belli ediyor. Bu yaklaşık olarak bir 7 gün 1 hafta falan oldu doğralı ama hemen kendini diğerlerinde belli ediyor. Hepsi kara göz, lekesiz arkadaşlar. Kuzularda hiç leke yok farkındaysanız. Ne sağında solunda hiçbir leke yok yani. Şu kuzumuz da dün doğurmuştu. Yani her gün böyle koyunlarımız doğurmaya devam ediyor. Kuzularımızı buraya ayırıyoruz. Doğuran kuzularımızı burada biriktirmeye devam ediyoruz. Bakalım kumbara gibi arkadaşlar burası. Doğdukça biz seviniyoruz. Şuradaki oluğumuzu kaldıracağız. Artık yapılacak işlerden bir tanesi de bu. Buradaki oluğumuzu kaldıracağız. Buraya otomatik oluk, dışarıda aldığımız, geçen sene alıp hatta hiç kullanmadığımız, fiyatını söyleyeyim, 600 liraya almıştık otomatik oluğu. Onu da buraya koyacağız arkadaşlar. Ondan sonra artık nasipse bakalım burada devam edecek kuzularımız büyümeye. Erkekleri dediğim gibi satıyoruz. Arkadaşlar eğer böyle videolardan gerçekten sıkıldıysanız yorum kısmına belirtebilirsiniz. Abi böyle videolar artık sıkıyor bizi falan diye. Ben de ona göre tedbir alırım. Artık böyle doğum videoları falan çekmem. Sizlere buradan bunu da aktarayım dedim. Şimdi artık koyunlarımızın önünü hazırlama zamanı geldi. Hava da kararıyor görmüş olduğunuz gibi. Babam da artık koyundan gelir. Koyunları Mera'dan içeriye kapatır. Biz de artık yavaştan plastik kasalarımız orada karşıda bize bakıyor. Slajlarımız da orada. Koyunlarımızın önünü hazırlamaya başlayalım. İşin en iyi tarafları şu an bunlar ama havalar soğuduktan sonra tabi bunlar biraz zor geliyor arkadaşlar. Şimdi her yer çamur olacak. Şu an görmüş olduğunuz gibi spor ayakkabılarlayım ama burası çamur olduktan sonra tabi avlu normal olarak çamur olur. Ama içerisi çamur olmaz, yine saman falan atıyoruz içeri. Çizmele gideceğiz, geleceğiz. Çamurdan korkmayacağız. Para kazanmaya bakacağız. İnşallah Allah daha çok verir bakalım. Kazanırız. Kazandığımızda bereketli bir şekilde harcarız. Hocalanda yatıyor. Burada arkadaşlar sabahları insanlar gelip geçiyor. Sabahları insanlar gelip geçerken erkek köpeğimiz de insanlara sarıyormuş. Şikayet geldi. Onun için bağlıyoruz yani. Yoksa başka bir bağlama sebebimiz yok.
Evet, şimdi ben sılajları dolduracağım arkadaşlar. Koyunlarımızın önüne basacağız. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Zamanınızı ayırıp izliyorsunuz. Like atıyorsunuz, yorum atıyorsunuz. Hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.